Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel geçiyordur gününüz. Eğer beni diğer videolarımdan veya Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur belki. Ben Polonya'ya 2018 yılında taşındım ve 6 yılda öğrendiğim her şeyi bir araya koyarak ilk geldiğimde keşke bunları bu şekilde yapmayıp da başka türlü yapsaydım dediğim her şeyi size tam 8 maddede açıklamaya geldim. Tam yeni sezondayız. Öğrenciler, benim yaşımda olanlar, hatta daha genç olanlar Polonya'ya taşınmaya başladı. Ve ben de kendi deneyimlerimden öğrendiklerim sizinle paylaşayım ki siz benim yaptığım hataları yapmayın veya yapın. Yani hayat zaten böyle bir şey. Gençlikte yapılan hatalar bunlar. Zaten zamanla öğreneceğiniz şeyleri bu videoda 5-10 dakikada anlatmaya geldim. Umarım faydalı olur. Hadi başlayalım. Gelir gelmez İngilizce öğretmenliği yapmazdım. Eğer ki buraya geldiğinizde İngilizce öğretmenliği yapmak istiyorsanız çok güzel bir seçenek. Bunun için bir şey söylemiyorum. Ama ben o zamanlar esnek çalışabileceğim şeylerin sadece part-time işler olduğunu düşünüyordum. O yüzden full-time işlere hiç bakmıyordum bile. Eğer ki buraya geldiğinizde İngilizce öğretmenliği yapabilecek seviyede İngilizceniz varsa, İngiliz dili ve edebiyatı okuduysanız veya İngilizce öğretmenliği okuduysanız aşağı açıklamalara bir web sitesi bırakacağım. O web sitesinden bence ilanlara bakabilirsiniz. Genelde bireysel ilanlar da oluyor. Hem iş yerleri İngilizce öğretmeni arıyorlar hem de bazı aileler çocuklarını İngilizce öğretmeni arıyorlar. Bayağı bir ilan var gerçekten. Ben çoğu işimi oradan bulmuştum. Size de belki faydası olur. Zamanla öğrendiğim şey şu oldu. Aslında esnek çalışmak istiyorsan part-time çalışmak zorunda değilsin. Yani full-time işlerde de esnek bir şekilde çalışabilirsin. Bunu öğrendiğimde yaklaşık 1,5-2 dönem geçirmiştim. Artık Temmuz'un 15'iydi galiba. Yeni iş yerimde işe başlamıştım. Full time bir işti ama okulumla beraber götürebildim. Çünkü night shiftleri oluyordu. Öğleden sonra gelebiliyordum, sabah gelebiliyordum. Resmen siz okul schedule'ınızı veriyordunuz. Onlar size göre shift ayarlıyorlardı. Gerçekten çok konforlu bir dönemdi benim için. 2 yıl kadar orada çalışmıştım. Eğer ki siz de buraya ilk geldiğinizde zaten okulum var, full time bir yerde çalışamam diye düşünüp direkt olarak part time işlere yönelecekseniz önce bence bir düşünün. Çok daha zor full time çalışmak ama tabii getirisi de maaş olarak çok daha yüksek oluyor hem de deneyim olarak. O yüzden bir esnek işleri bir araştırın. Çok fazla var gerçekten böyle shiftli çalışabileceğiniz işler. Bunu birazcık da utanarak söylüyorum ama ilk geldiğimde Türklerden bu kadar kaçmazdım arkadaşlar. Ben de biraz şey vardı. Zaten Türkiye'den bıkmışım, işte Türklerden sıkılmışım. Oradaki böyle işte kaostan bıkmışım. Ben İzmir'den geliyorum bir de. Şehrin kaosundan, yollarından, insanların gerginliğinden bıkmışım. Buraya geldim ve şey kafasındayım, hani hiçbir Türk'le takılmayacağım. Birkaç arkadaşım vardı böyle, hani ara ara görüştüm. Onlarla bile araba mesafe koymuştum ve çok görüşmek istemiyordum. Bütün arkadaşlarım yabancı olsun diye ekstra bir çabam vardı diyebilirim. Ama zamanla yanıldığımı gördüm arkadaşlar. Çünkü fark ettim ki Polonya'da birbirine yardım etmek isteyen, el uzatan çok güzel bir Türk popülasyonu da var aslında. Hani hep diyorlar ya işte yurt dışında Türklerle işte çok muhatap olmayın, sizi onlar dolandırır vesaire diye. Polonya'da tabii ki yine birçok insanı istisna ederek söylüyorum. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir popülasyon da var. Network oluşturduğunuzda size elini uzatan, size iş paslayan vesaire çok fazla da Türk var. O yüzden ilk geldiğim zamanlarda en azından kendime bu duvarı örmezdim. Evet, yabancı arkadaş edinmek çok güzel. Özellikle İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız. Ama benim böyle bir derdim de yoktu. Zaten İngilizcem çok iyiydi. Ama yine de yabancı arkadaşlar edinmenin bana daha iyi geleceğini düşünmüştüm. Zamanla bunun böyle olmadığını öğrendim. Ve hani şimdi geçmişe baktığımda diyorum ki keşke daha fazla arkadaş edinseydim. Türk yabancı fark etmez. Sizin ama benim ilk aşamada amacım Türkleri böyle kendimden birazcık uzaklaştırmaktı. Ben burada büyük arkadaş grupları kuramadım aslında. Yabancı arkadaşlarım çok oldu. Hatta en yakın arkadaşlarımdan biri yabancıydı uzun bir süre. Sonra tabii okul, iş durmadan çalışıyorum ve durmadan okuyorum. Öyle bir dönemdeydim ben. Ve gerçekten sosyalleşmeye çok fazla vaktim yoktu. Polonyalı arkadaşlarım da oldu ama şöyle büyük bir hani Polonyalı, Türk karışık bir arkadaş grubum olmadı hiçbir zaman. Yani bu biraz da benim tercihim gibiydi ilk başta. Ama şimdi dönüp baktığımda diyorum ki hani o dönemlerde çok daha böyle büyük arkadaş gruplarına girseydim, kendi kafama uyacak insanlar bulsaydım belki daha kolay bir süreç geçirirdim burada ilk zamanlar için söylüyorum. Zaten bir de yabancı ama hani Polonyalı arkadaşlarım olsun, Polonyalı arkadaş grubum olsun da şu yüzden çok isterdim. Polonyalı arkadaşlarım oldu bu arada ama şöyle büyük bir arkadaş grubundan bahsediyorum ben. Öyle bir arkadaş grubum olsaydı eğer daha çok içlerine girer ve Polonya kültürünü öğrenmeye çalışırdım. Belki o zaman dili de öğrenmeye çalışırdım, bilmiyorum. Ama artık zaman geçti. Artık kültürlerini kendim de çok iyi biliyorum ve öyle bir merakım da kalmadı. Ama iş yerinde zaten çok fazla Polonyalı arkadaşım var. Ama hani o üniversite döneminde o arkadaşlıkları edinseydim belki buranın kültür açısından çok daha bilgi sahibi olurdum. Polonyalılar kendilerini birazcık çekiyor gibi görünebilir arkadaşlar ilk başta. Ama o sizinle konuşmak istemediklerinden ve sizinle arkadaşlık yapmak istemediklerinden değil. O zamanla böyle açılması gereken topluluk bence. Ve çok da güzel aslında. Öncelikle bir bariyer koyuyorlar önlerine. Yani bir önlem gibi düşünebilirsiniz. Herkesle arkadaşlık
kurmuyorlar bence. Mesela benim bir arkadaşım vardı üniversitede ve onunla hani gerçekten üniversitede okul süresince çok güzel vakit geçirmiştik. Ama sadece okulda görüşüyorduk. Dersler konusunda böyle ödevlerdir, şudur budur birbirimizle onları hatırlatıyorduk, onları soruyorduk. Sonra bir gün beraber gittik. Baktım ki benim evime çok yakın bir yerde oturuyor. Orada hani eve giderken artık okul dışına çıktığımız için çok bambaşka sohbet etmeye başladık ve gerçekten yakın arkadaş olmuştuk birbirimize. O yüzden hani sadece okulda kısıtlı kalırsa evet belki bir seviyeye kadar arkadaşlık kurabiliyorsunuz ama dışarıda vakit geçirdiğinizde bence biraz daha o bariyeri aşıyorsunuz. Sizde de varsa, onda da varsa ve çok daha güzel arkadaşlık kuruluyor. Tutunmalıyım diye bir kaygım vardı arkadaşlar benim burada ama öyle bir kaygı ki zamanın geçtiğini nasıl anlamadığım, dönüp baktığımda kendi duygularımı dahi tanımlayamadığım, tanıyamadığım bir dönem oldu benim için. Bu ne demek? İlk geldiğim zamanlarda hemen iş bulayım, hemen ev bulayım, hemen okuluma adapte olmalıyım derken ben aslında bu süreçteki duygularımı kaçırmışım ki bu kaygı benim ne istediklerimi de sorgulamamama sebep olmuştu. Örneğin ilk bulduğum iş benim finans sektörüydü ve finans ben ne alaka? Yani İngilizce öğretmenliği yaptığım dönemde artık paranın bana yetmediğini görmüştüm ve artık işe girmem gerekiyordu. Full time bir işe. Zaten o zamanlar görmüştüm artık esnekle çalışabileceğimi. Bu tarz işler arıyordum ve her yere başvurmuştum. Kesinlikle hiç böyle bir çizgim yoktu yani. Bütün bulduğum işlere başvuruyordum. Yeter ki beni arasınlar. Yeter ki ben bir işe gireyim diye. Ve beni ilk arayan yer iki kişi aynı anda aramıştı. Bir tanesini seçmiştim. Şimdi dönüp baktığımda hani finans ben ne alaka yani hani çok da istediğim bir şey değildi. Ama o an tutunmalıyım. Ben burada hayat kurmalıyım bir şekilde. Kaygımdan dolayı kendim hani Kevser neyi istiyor diye çok fazla sorgulamamıştım. Şimdi 6 yıl önceye dönsem herhalde bunu çok sorgulardım. Farklı farklı yiyeceklerin tadına bakardım arkadaşlar. İlk geldiğimde ben böyle Asya mutfağına kendimi çok kapatmıştım örneğin. Sonra markete gittiğimde hep ortalama lezzetlerde bulduğum birkaç bir şey vardı. Onları alıyordum her zaman. Örneğin bir zeytin almıştım mesela. Zeytin tadı çok kötüydü ve bir daha zeytin almadım. Aslında farklı farklı bir sürü zeytin var. Yani görüyorsunuz reyonlarda. Bir gün Emrullah dedi ki ya şunu da alalım hani bir deneyelim bu güzel görünüyor falan dedi. Ben şeyim böyle yok ya kepi çıkacak kesin falan. Neyse eve geldik denedik. Hala aynı zeytin alıyorum arkadaşlar ve bazen bunun muhabbetini Instagram'da yaptığımda bana soruyorsunuz. DM'den böyle zeytinin fotoğrafını da atıyorum. Bizim ağız tadımıza çok uygun, çok da güzel bir zeytin varmış. O yüzden ilk geldiğim zamanlarda daha fazla şey denerdim. Daha fazla açık olurdum farklı mutfaklara. Çünkü hani bu sizin evet bazen bir ürünü alıyorsunuz, deniyorsunuz, ortalama güzel yediniz. Bu sizin artık safe zone'unuz oluyor ve artık ondan başkasına eliniz gitmiyor böyle. Gerçekten çok iyi anlıyorum bu durumu. Aslında farklı tatları da, farklı markaları vesaire bence deneyebilirsiniz. Mutlaka bir noktadan sonra kendi içinize çokça sinen bir market alışverişiniz olacaktır. Benim şu an öyle mesela. Hani genel olarak biliyorum içime sinen şeyleri, onları alıyorum. Ama bazen de aa şunu da deneyeyim falan dedim. Hala 6 yılın sonunda bile var. O yüzden bunu mutlaka yapın. Polonya'da yaşıyorum çünkü havası temiz, parkları güzel yetmez arkadaşlar. Bundan daha fazla sebep bulmanız gerekiyor. Bu sizin neden burada kalmak istediğinizi uzun vadede ve ne yapmak istediğiniz noktasında size çok da güzel yollar açacak. Şimdi hani evet Avrupa'da yaşıyorum. Evet tamam. Neden Polonya'da yaşıyorum? Belki bir noktada diğer Avrupa ülkelerine gitmekten daha kolay olduğu için burayı seçtiniz bilmiyorum. Ya da bir tanıdığınız vardı buradaki okulu tercih ettiniz gibi. Ama hani buraya geldiğimde bende şöyle bir şey vardı. Neden Polonya'da yaşıyorsun? Avrupa ülkesi. Türkiye zaten kötüye gidiyor. İşte parkları çok güzel. İşte sokakta rahatça yürüyüş yapabiliyorum. Hayır. Yurt dışında yaşamanın büyük bir yükü var arkadaşlar. Bu yüke değmesi lazım. Ben burada yaşıyorum ve bu buna değiyor mu diye kendinize sormanız lazım. Ve ileride ne yaparsam değecek. Yani bugün İzmir'e, Urla'ya gitseniz mesela, Muğla'ya, Datça'ya gitseniz, Bodrum'a gitseniz yine aynı hayatı elde edebilirsiniz. Yani eğer sadece park ve işte yürüyüş anlamında bakıyorsanız böyle deniz kenarında yaparsınız bunu orada. Ki oralar çok daha güzel bence hani Varşova ile karşılaştırdığımızda. O yüzden daha büyük, daha fazla, daha ufkunuzu açarak bir sebep bulmanız gerekiyor kendinize. Ve ondan sonra hani evet ya ben burada yaşıyorum çünkü bunlara erişebiliyorum ve bu yüzden ya aile özlemine, Türkiye'den kalkıp buraya gelmeme değiyor demeniz lazım. Ben her şeyin zamanında olduğuna, olması gerektiği zamanda gerçekleştiğine inananlardanım. Ben Polonya'ya geldiğimde 23 yaşındaydım ve gerçekten dün gibi geliyor. Ve şimdi biliyorsunuz hani öğrenci danışmanlık şirketimiz de var ve yeni gelenleri görüyorum 18 yaşında. Arkadaşlar hani bu nasıl güzel bir fırsat, bu nasıl güzel bir adım. O kadar böyle hani özenle bakıyorum ki özellikle hani gelip de buraya bir anda alışan, bir anda böyle hani network kurmaya çalışan, biraz daha açık olan insanlara. Ve dönüp baktığımda böyle hani ben 23 yaşına gelmiştim, benden 5 sene daha önce gelmiş oluyorsunuz buraya. Çok güzel bir fırsat. O yüzden hayatı da kaçırmadan ama çalışmayı da unutmadan, hayaller kurarak evet ama planlar da kurarak, kendinizi de sorgulayarak bir hayat geçirmenizi isterim burada.
burada. Bu kafamla 6 sene önce Polonya'ya gelseydim eğer yapabileceklerimi daha ufku geniş bir şekilde düşünürdüm. Mesela şu anki şirketimizi ve şirketimizi ne kadar büyüttüğümüzü göz önünde bulundurarak kendi JP Morgan kariyerimi düşündüğümde 6 yıl sonrasında bunların hepsini başarabileceğimi gerçekten düşünmüyordum. Benim için bunlar çok daha uzak hayallerdi. Ama şimdi dönüp baktığımda diyorum ki keşke bunları hedefleseydim. Bunları hedeflemeden bunları elde edebildim. Bunları hedefleseydim bir de muhtemelen daha da fazla güzel şeyler olurdu. O yüzden burada yapabileceklerinizi, başarabileceklerinizi lütfen küçümsemeyin. O yüzden Instagram'da da sürekli bahsediyorum. YouTube videolarında da hem size ilham olsun diye de söylüyorum. Hani kendimiz için çok şey başardık, ettik. Hani bu bir şeyin övünmesi değil aslında. Ama size biraz daha yol göstersin. Size biraz daha böyle ufuk açsın diye anlatıyorum bunları. 18 yaşında bir genç olarak buraya geldiğinizde önünüzdeki bir 10 yılda gerçekten başarabileceğiniz şeyler, ki siz 28 yaşında oluyorsunuz 10 yıl içerisinde, muazzam şeyler başarabilirsiniz burada 10 yıl içerisinde. Gerçekten buna çok açık bir ülke. Ufkunuzu daraltmayın. Yani ben bir korpoya girip işte bir kurumsalda çalışırım. Çok güzel, yani gerçekten çok güzel bir hayal eğer ki bunu istiyorsanız. Ama daha fazlasını isteyin. Kendiniz ne istiyorsanız onun üzerine gidin. Ya ben bunu istiyorum ama bu burada olmaz demeyin. Her şey bir şekilde olabiliyor. O yüzden ufkunuzu genişletin, genişletin, genişletin. Ben Polonya'daki hayatımı gösteriyorum sizlere zaten ve çok seviyorum. Ama bu hayatım benim 6 yılda evrilen hayatım. Gerçekten bir gün oturup böyle ilk geldiğim zamanları ve çektiğim sıkıntıları da size anlatmak isterim. Ama 6 yıl öncesiydi, böyle çok hani negatif tweet'e doldurmak istemiyorum burayı. Çok daha güzel konumlardasınız siz şu anda. Ve siz daha erken yaşlarda, daha iyi konumlarda daha çok sevin burayı. Bütün temennim gerçekten bu. Polonya'ya yeni geldiyseniz ve şu an burada yaşıyorsanız tek ricam sizden kurallara uymanız, genel olarak kanunlara uygun legal işler yapmanız. Kaçak duruma düşmeyin mesela. Yaya geçitinden geçin. Yola atlamayın. Kırmızı ışıkta geçmeyin araba kullanıyorsanız veya yayaysanız da. Bunu yapan insanlar göreceksinizdir. Hatta bunu yapan Polonyalılar göreceksinizdir. Olsun, onlar yapsın ama siz yapmayın. Sizin buraya gelmeniz aslında buradaki hayat standartlarından dolayı. Lütfen o standartları da siz de elinizden geldiğince koruyun. Çünkü gittiğiniz ülke yaşadığınız şekliyle, verdiğiniz vergisiyle gerçekten sizin de bir parçanız oluyor. Burada yaşamak güzel ama böyle güzel kalsın istiyorum. O yüzden sizden nacizden ricam bu. Uyum sağlamanız. Biz çok güzel bir ülkeden geliyoruz. Çok güzel bir tarihten geliyoruz. Burada konuştuğumda da gerçekten insanların Türkiye'ye olan saygısını görüyorum ve bunun kaybolmasını hiç istemiyorum. Buraya ilk geldiğimde ev kiralamak için bir ev sahibini aramıştım. Bana siz nerelisiniz demişti. Türk'üm demiştim. Adam dedi ki bana, dün gibi hatırlıyorum, kusura bakmayın gerçekten özür dileyerek söylüyorum bunu ama bir önceki kiracılarım Türk'tü. Problem yaşadım. O yüzden şu anda Türklere kiralamayı tercih etmiyorum. Gerçekten kusura bakmayın diyerek telefonu kapatmıştı. Düşünün yani, bu belki hani sizlerden biri, sizin bir arkadaşınız, sizin bir tanıdığınız. O yüzden hani biz şekillendiriyoruz burayı. Siz sadece kendinize bakın, temel kurallara uyarak geçirin buradaki hayatınızı. Umarım da çok güzel geçer. Size 6 yılda öğrendiğim şeyleri paylaştım aslında. Siz 6 yıl geçirmeyin bunları öğrenmek için diye. Şimdiden başlayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.